Allah'ın ve Resulü'nün selam bereket üzerine olsun. Öncelikle ben zikire tanışmadan önce, yani zikirden önce hayatımda namaz vardı. Namaza başlamıştım ben ilk baş. Namaza başlamadan önceki hayatımda şey vardı, alkol vardı. Yani sürekli alkol içiyordum, alkol kullanıyordum. Ama özümde iyi bir insandım, güler yüzlü bir insandım ama alkol işte insanı bir yerden sonra değiştiriyor. İster istemez farklı boyutlara sokuyor. Yani benim alkolle namaza başlamam şey oldu. Ben bir trafik kazası yaptım. 18-11-2015 yılında trafik kazası yaptım. Yani o zamanlarda iş sıkıntısı, stres, yani üzerinde insanın bir ağırlık oluyor. Hiç unutmuyorum, pazar günüydü. Normalde ben ailemle birlikte kahvaltımı yapıp sonra dışarı çıkarım. O gün saat 8.30-9 gibi dışarı çıktım. Hiç ağzıma bir lokma sürmedim yani, direkt dışarı çıktım. Bizim Karşıyaka tarafında bir abimizin dükkanı var. Oturdum oraya, başladım bira içmeye. Saat 9 beni görenler hani yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor yani. Saat 9'da hani ne işim var birayla daha. Sabah 9'da. İşte sağdan soldan görenler o ne kadar güzel sabah sabah neşen yerinde. Onlara gülüyorum ama diyemiyorum yani. Yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor diyemiyorum. Yani öyle bir sıkıntım, öyle bir şeyim var yani. Aradan 200 saat geçti. Arkadaşımı aradım. İşte böyle böyle kadı dedim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibisinden. İşte gel dedim, böyle böyle çıkalım, bir bizim Yamanlar Karagöl'de bir yer var. Oraya dedim çıkalım, biralarımızı alalım. İçelim bira. Aldık. Yani bayağı bir bira aldık. Sohbet, muhabbet ama benim canım sıkkın yani, bir şey olacak gibi sanki böyle bir içimde bir his var yani, böyle bir şeyler olacak. Her neyse orada yedik içtik. Arkadaşım ona dedi ki ya, fazla dedi alkolü kullanmayalım. Yani aşağı ineceğiz, işte trafik mırafik çevirme yapmasın. Yok yok dedim, problem yok dedim ya. Hani normal dedim, gideriz. Ama saat 9'da başladım, akşam saat 5.30-6 oldu. Hani biradan başka içme bir şey girmedi. Hani bir çerez, bu çubuk krekerlerden bira içiyorum onlarla. Belki 16-17 tane bira içtim. Ondan sonra aşağı indik. Bir iki lokma bir şey atıştırdım gibisinden. Bir iki lokma atıştırdım. Ondan sonra tekrar biraya devam. Ama diyorum ya, içimde bir sıkıntı var yani, sanki bir şey olacakmış gibi. O dakika saat 9.30-10 oldu. Ben dedim, hani yavaş yavaş kaçayım, yarın iş var. Arkadaş dedi ki, ben dedim böyle böyle çıkıyorum. Arabada şeyde Selikuyu Camii var. Camiyi oraya bırakmıştım. O bana dedi ki arabayla da gitme. Dedim buradan dayım oraya, dedim bir şey olmaz dedim ya. Hastane, Selikuyu Devlet Hastanesi'nden geçerken biri bana seslendi. Ama sırtım dönük görmedim o kişiyi. Ekmek dedi bana. Allah Allah dedim, bu dedim bana mı dedim sesleniyor. Bir de Selikuyu Devlet Hastanesi karanlık bir yer. Öyle, hani ışıkların çok olduğu bir yer değil. Karanlık. Allah Allah dedim, bana dedim sesleniyor herhalde. Sırtımı böyle çevirdim, bir baktım biri. Ben de o dakika cebimde ne var ne yok hepsini çıkardım, verdim bozuklar. 15 dakika sonra trafik kazası yapıyorum. Yani trafik kazası öyle bir trafik kazası ki, hani evimle geldiğim arası 100 metre yok. Yani evime gelmişim ama resmen böyle arabayla uçtum. Uçtuğumu gördüm yani, o lineer arabayla resmen böyle 4 dakika arabaya kalkıp da uçtum. O dakika zaten dükkanın içine girer girmez, Allah Allah dedim, ne olduk dedim. Ben arkadaşımı bıraktım zannediyorum. Onun da kafası güzel, ikimiz de alkollüyüz. Ne zaman kendime geldim, silgeç çalıştırdım, Allah Allah dedim, biz dedim neredeyiz ya dedim böyle. Dedim ben dedim, seni bırakmamıştım. O da böyle biraz korkmuş, bir şey de diyemedi o dakika bana. Kendime geldim. Şöyle bir baktım, hani kurban oldum Allah'a şükürler olsun. İki kolonun arasına girmişim arabayla. Hani bir tanesini hafif sol tarafa gitsen, o kolonlarda belki ben yani şu an burada olamayacaktım. Belki burnum kanacaktı ya da başka bir şey olacaktı yani, muhakkak olacaktı yani. Arabayla direkt o kolonların arasına içine girmişim. Ondan sonra işte sabah oldu, işte gittik Allah'tan çarptığım yerde tanıdık biriydi. Dükkanı onu tanıdıktı. İşte orayı hallettik, gittik arabayla, arabayı çıkarmıştım trafikten. Ama içimde böyle bir şey var, nasıl derler, bir boşluk var yani, sen nasıl bir hata yaptın gibisinden, böyle biri sanki bana böyle de eşeliyor yani, sen nasıl böyle bir hata yaptın. Her neyse, arabayı hallettim, geldim, ofise geldim, ofiste oturuyorum, saat 4.30'du galiba, 4.30. Ondan sonra tekrar dışarı çıktım, saat 5 oldu, ezan okumaya başladı, akşam ezan okumaya başladı. Sanki Rabbim beni çağırıyor. Şöyle bir kendime geldim ya dedim. Sen dedim neyi bekliyorsun dedim ya. O dakika koştura koştura gittim camiye. Aldım abdestimi. Girdim, namazımı kıldım.
Ondan sonra eve geldim. İşte evdeki ortamda şimdi öyle bir olay olunca anne de üzgün, baba da üzgün. Hani malın gittiğine üzülmüyorlar. Bana bir şey olmadığı için seviniyorlar daha çok. Çünkü öyle bir şey ki hani ölüm dahi olabilirdi orada. Hamdolsun burnum dahi kanamadı. Ondan sonra o akşam hani resmen böyle ağladım. Resmen ağladım yani. İlk defa o zaman ağladım. Yani kendimle geçtim artık. Anlatıyorlar, söylüyorlar. İşte sen kaza yaptın. Kaza yapmadan önce 3 kişi yayan geçtiler. Olay mahallinde 3 kişi yayan geçti. Kameralar çekmişler işte. Onlar söylüyorlar. İşte 10 dakika önce içeride öğrenciler vardı. Hani insanlara da zarar veriyordu. Tabii insanlara da zarar veriyordu. İşte o dakika dedim ki ya dedim. Hadi dedim kendime geçtim. Kendimi içe saydım. Oradaki insanların birinin burnu kanasaydı. Ben nasıl Rabbime hesap veririm derdim. Yani o derde düştüm yani kendime. Hamdolsun Allah'ıma o sabah hiç unutmuyorum. Ezan 5'te okunuyordu. 5 civarıydı. Ben 4'te ayağa kalkmışım. Caminin oraya gittim. Bekliyorum. İşte cami açısın namazımı şey yapayım diye. 18-11 tarihiydi. 18-11. Kazayı 17'de yapmıştım. 18-17. Hamdolsun işte 10 tarihten sonra namazıma başladım. İşte çok şükür Allah hani kabul ederse 5 vakit namazımı da kılıyorum. Zikirle tanışmam da Gülen diye bir kardeşimiz var. O da bizim gibi üveyiz. Camide tanışıyoruz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Hani işlerimiz farklı ama mevki olarak aynı yerdeyiz. Mühit olarak. Bir gün selamlaştık. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bana dedi ki böyle böyle dedi. Abi dedi sana dedi, bir şey vereydim dedi. Yapar mısın dedi. Dedim nedir kardeş o? Dedi böyle böyle abi dedi. Üveyizlik dedi. Peygamber Efendimiz'in unutulmuş bir sünneti dedi. Şöyle bir baktım. Kardeşim bu tarikat marikat işlerse dedim. Sakın dedim yediğini bulaştırma. Ben de tarikatları dedim, sevmem dedim. Ben de mazetmemdir ben de böyle şeyleri mazetmem. Çünkü öyle bir kazadan sonra sonuçta Allah'a arıyorsunuz yani ister istemez. Hani bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz yani. İnternete bakıyorsunuz, oraya bakıyorsunuz, buraya bakıyorsunuz. Bir abim vardı Emre abi. O da bir tarikat değil de gerçi o tarz bir yer. Orada sohbetlere gidiyorlar. Bana da bir iki sefer seslendi gel dedi sen de gel gibisinden. Gittim. Ama şimdi bakıyorum. Bir kişi okuyor, 20 kişi dinliyor. Kelimeler de çok tuhaf geliyor. İlk muhabbet hoşuma gitti. Ya dedim güzel sonuçta Allah'ın adı anılıyor. Güzel dedim. İkinciye gittim, sanki beni biri boğuyor. Hani dedim, şimdi ona da diyemiyorum abi, ben sıkıldım da diyemiyorum, kaçayım da diyemiyorum. Ondan sonra işte Gülhan'la tanıştık. Dedi böyle böyle, dedim Gülhan dedim. Ben sana söyleyeyim, tarikat işledim, benim sakın bulaştırma. Ben dedim şey yapmam dedim. Yok yok dedi abi dedi, inan dedi, öyle bir şey değil dedi. İyi dedim tamam. Verdim sen bana şeyi. Broşürü. Aldım ben broşürü. Gittim ofise. Baktım şöyle bir. Koydum direkt çekmecenin önüne. Hiç de yoktu o zaman. Hadi dedim internete bir gireyim bakayım dedim. İnternete girdim. Fazla da inceleyemedim o dakika. İkindi namazı oldu. İkindi namazına gittim geldim. Gene Gülhan orada. Abi bakabildin mi dedi. Dedim bakamadım dedim. Yani detaylı bakamadım dedim. Yani neyse 3-4 gün aynı şekilde namaz çıkışları Gülhan'la görüşmeye başladık. Abi ne yaptın, abi ne yaptın? Ben artık Gülhan'dan kaçır oldum. Tespihi çekmeden aman diyorum işte Gülhan'a diyorum görünmeden diyorum çıkayım diyorum bir önce diyorum gideyim diyorum sormasın ne yaptın gerisine. Tam ben çıktım bir baktım karşımda abi dedi ne yaptın dedi. Dedim kardeş dedim baktım ama dedim tam dedim ben dedim detaylı dedim bakamadım dedim. Ben dedim sana dedim baktığım zaman dedim söyleyeceğim dedim böyle böyle. O akşamdı. Akşam namazımı evde kılmıştım. İçime böyle meal okuyorum. Kur'an-ı Kerim'imizin mealini okuyorum. Türkçe mealini. Mealim bitti. O dakika sanki bana biri dedi ki mesaj at ona. Ben ne yazdım? Selamünaleyküm kardeş dedim. Dedim reçeteni dedim, bana dedim göndersene. O da yazmış. Ne reçetesi abi? Ha dedim sen dedim, bana dedim, bir reçete verecektin ya dedim. O reçeteyi dedim göndersene. O gülücük atmış. Gönderdi ondan sonra. Niyet ettim işte. Zaten abdestim var dedim. Tekrar bir abdestimi tazeleyeyim. Hani anlatılmaz yaşanır diyorlar ya. Gerçekten anlatılmayacak bir şey. Hani ben öyle bir güzel mutluluk yaşadım ki ilk daha zikrimde. Niyet ettim işte. Başladım tövbe estağfurullah çekmeyi. 30 dakika sürmüştü benim ilk zikrim. 30 dakikada ben bir sallandım. Hani sanki dersin ki hani kendini böyle tarikat ehli gibi böyle resmen böyle sallandığımı hissediyorum yani. Şimdi yan tarafta annemler de var. Annemlere dedim hani fazla belli etmeyeyim. Görmesinler beni. Öyle bir kendimden geçtim ki o kadar huzurlu, o kadar mutlu oldum ki. Hani diyorum ya anlatılmaz yaşanır. Yani hemen zaten Gülhan'a bir şey yaptım. Aldım telefonu. İlk baş kendime gelemedim. Şöyle bir Allah Allah dedim. Ayaklarım dedim yok.
Benim ayaklarıma ne oldu? O kadar kendimden geçmişim yani. Ondan sonra telefonu aldım. Dedim Gülhan dedim böyle böyle dedim. Bana dedim böyle böyle bir sallantı oldu dedim. Bayağı bir şiddetli sallantı oldu dedim. Abi dedim mübarek olsun dedi. İşte tam detayını bilmediğim için tamam dedim kardeşim yarın dedim görüşürüz. Hani yarın tekrar dedim haberleşiriz. E şimdi sabah oldu aynı şekilde kalktım. Sabah namazdan geldim. Sabah namazdan gelir gelmez. Aynı şekilde zikrimi eda ettim. Ama bu sefer ilk yaptığım gibi olmadı. Dedim sabah öğlen namazını dedim yakalarım. Ondan sonra öğlen namazına Gülhan'la görüştüm dedim. Kardeş dedim böyle böyle oldu. Abi dedi mübarek olsun dedi. Sen de ilk dedi yaptın dedi. Rabbim dedi sana dedi. Hani dedi şeyini verdi dedi yani dedi. Hidayetini verdi dedi. İlk dedi sallanmak dedi güzeldir dedi. Melekler de seni salladı. Şimdi o öyle deyince anlamıyor. İdrak edemiyorum yani. Konuşuyoruz işte abi sen de nasıl başladın dedi. Namaza dedi nasıl başladın. Nasıl oldu. Nasıl bitti gibisinden. İşte kaza olayımı anlatmıştım onu. Kazada böyle böyle olmuştum. Sonra işte namaza başladığımda ben direkt bizim hocaya gitmiştim. İmama gitmiştim. Hocam böyle böyle ben namaza başlayacağım. Ben bir iş yapıyorsam o işimi dört dörtlük yapmak isterim dedim. Ne gerekiyorsa dedim bana dedim, baştan dedim anlatır mısınız dedim. Şöyle bir baktı anlatırız dedi ya dedi. Thank you.